Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Citroen C4X, PSA grubunun fastback sınıfındaki iddialı duruşunun 3. nesil C4 üzerinde hayat bulan hali C4X, C segmentinde ideal aile otomobili olmayı istiyor. Standart C4'e göre daha uzun olup, iç mekan özelliklerinde ön plana çıkan yeni C4X'e dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize, kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdiklerini paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Citroen C4X başlı başına yeni bir otomobil değil. Hali hazırda C4 ismiyle coupe SUV tarzını müşterilerine sunan Citroen, C4X ile bu özellikleri sedan karoserini de ekleyince ortaya ideal bir aile otomobili çıkıyor. PSA EMP 1 platformu üzerinde Peugeot 2008, DS3 Crossback ve Opel Mokka ile birlikte üretilen yeni C4X, sedanımsı tarzıyla onlara göre farkını ortaya koyuyor. Yeni Citroen C4X'e önden baktığımızda hatchback modelleri arasında hiçbir fark göremiyoruz. Asgari armadan ilham alınan logonun üst çizgisinin gündüz farlarına, alt çizgisinin ana farlara uzandığı ön tarafta büyük farlar aydınlatma performansıyla dikkatimizi çekiyor. Gündüz farları yandığında X harfini tasvir eden bu farlar hem karizmatik hem de bir o kadar iyi performansa sahip. Büyük havalandırma çıkışları ve çok hareketli ön tamponuyla crossover kimliğine de gönderme yapılıyor. Ön tarafı biraz fara boğan Citroen, tamponun köşelerindeki sis farlarıyla lüks bir algı yaratmış. Standart modeller arasında fark bulunmayan yeni C4X'e artı puanı Fransız severler adına veriyorum. Yeni Citroen C4X'i ilk sepen detaylarıyla profil tasarımını yakından inceleyelim. Yeni Citroen C4X'in profiline geçtiğimizde hatchback kardeşiyle aynı platform üzerinde üretildiğini ilk bakışta anlıyoruz. Fakat bir farkla, C sütununa kadar hatchback modelle tamamen aynı şekilde ilerleyen silüet, C sütununa geldiğimizde ona adını veren tasarıma geçiyor. Bagajın bitimine doğru daha düz bir eğimle gelen arka tarafta geniş bagaj hacminin haberini 9 küveteden alıyoruz. Duruş olarak da değişen stopların aracın profiline doğru uzanması, onun olduğundan daha uzun görünmesine neden olmuş. Bununla birlikte hatchback modelde biraz daha şık gözüküp C4X'te biraz daha sade görünen jantlarda standart olarak 195-60-18 inç boyutunda jant lastikler geliyor. Renk konusunda ise lansmanda özellikle beyaz rengiyle tanıtılan C4X'in koyu ve daha canlı renk paletleri beğeninize sunuluyor. Yeni Citroen C4X'i gördüğünüzde anında tanımanızı sağlayacak arka tasarımını incelemeye başlayalım. Yeni C4X'in arka tarafıyla hatchback modelin arkasını kıyasladığımızda tasarımın iyi mi yoksa kötü mü olduğuna ilk anda karar veremiyorum. Hatchback modelde biraz daha hareketli, daha premium görünen bir tasarım bulunurken C4X'e geldiğimizde C-Elize yandıran bir tasarımla karşılaşıyoruz. Evet, kabul, C-Elize benzetmesi pek hoş olmayabilir, fakat özellikle beyaz rengi ve sade detaylarıyla ondan öteye gidemiyoruz. Doğal spoiler çıkıntısı, X şekilli LED stop çizgileriyle sade bir duruş kazanılmış. Bununla birlikte plastik renginin hakimiyetinde olan arka tamponda özenden eksik dururken crossover kimliğine katkı yapıyor. Yeni C4X'in arka tarafı beğeni konusunda beni tereddütte bırakmayı başarıyor. Fakat aracın bütününü ele aldığımızda bu tasarıma artıyı veriyoruz. Peki yeni Citroen C4X'in boyutları hatchback kardeşine göre ne kadar farklı? Yeni Citroen C4X 4600 mm ile hatchback kardeşinden tam tamına 240 mm daha uzun, 1800 mm genişliğinde ve 1525 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise hatchback kardeşiyle arasında bir fark bulunmayan yeni C4X 2670 mm ile boyutsal farkının tüm sonucunu bagaj hacminde alıyor. Yeni Citroen C4X'in en çok vakit geçireceğimiz iç mekanda bizi hangi detaylar bekliyor? Yeni Citroen C4X'in iç mekanına adım atar atmaz klasik bir Fransız tasarımıyla karşılaşıyoruz. Büyük dikişleri, yanal destekleri ve kumaş kaplamasıyla konforlu olan koltuklara oturduğunuzda
Ellerinizin arasında altıgen formuyla direksiyon simidi bulunuyor. Kalın etli yapısı olan bu direksiyon simidinin tutuş hissiyatı benim hoşuma gidiyor. Bu direksiyonun tam arkasında ise tamamen dijital hız göstergesine yer verilmiş. Teması ve çözünürlüğüyle markanın standartlarını karşılayan bu ekranın güneşli hava performansı iyi. Onun hemen yanında ondan biraz daha ayrı konumlanmış 10 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Üzerinden Strian Connect Play, Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine erişilebilen bu ekranın kullanımı gayet basit. Buna ek olarak açma tuşunun yolcu tarafına koyulması da multimedya kontrolünün yolcuya bırakıldığının bir kanıtı olmuş. Simetrik şekilde olmayan konsolun aşağısına geldiğimizde bizi katman halindeki klima kontrol ünitesi, kablosuz şarj standı ve USB bağlantı noktaları karşıladı. Onun hemen altında ise yine cep telefonu ya da küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. 12 volt soket girişinin de burada olduğu yeni C4X'in orta konsoluna geldiğimizde bir hayli şık vites kolu, elektronik park freni ve mod seçim tuşlarını görüyoruz. Ayrıca üstü kapaklı bardaklıklarda kullanım konusunda ön plana çıkıyor. Koltuklarla uyumlu, üstü deri kaplı kol dayama ise içindeki saklama alanıyla işlevselliğini arttırmış. Konsolun genelinde Fransız detaylarının hakim olduğu iç mekanda Strian'in ideal aile otomobili kavramına uygun tasarım bizden tam puan alıyor. Tabii yeni Strian C4X'in en büyük farkı önde değil arka yaşam alanında kendini gösteriyor. Her ne kadar hatchback modelleri arasında dingil uzunluğu konusunda bir fark olmasa da uzayan boyu nedeniyle artan arka yaşam alanı ilk bakışta dikkatimizi çekiyor. Geniş, arkaya doğru eğimli koltuklara oturduğunuzda sahip olacağınız geniş diz ve baş mesafesi sayesinde uzun yolculuklar rahat şekilde tamamlanacak. Buna ek olarak arka yolcular için sunulan konfor özellikleri arasında orta konsol üzerindeki havalandırma çıkışları ve USB bağlantı noktası bulunuyor. Yeni Strian C4X'i diğer kardeşlerinden ayıran en önemli detaysa şüphesiz bagajı oldu. Yeni C4X, hatchback kardeşinden tam 130 litre daha fazla olarak 510 litre bagaj hacmini kullanıcılarına sunuyor. Yeni Strian C4X'in Fransız duruşuyla harmanan güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini yakından tanıyalım. Yeni Strian C4X'te sizin ve sevdiklerinizin hayatını koruyan 20'den fazla güvenlik ve sürücü yardımcı özelliği sunuluyor. Sadece elektronik değil, tasarım olarak da sağlamlığın vurgulandığı yeni C4X'te öndeki araçlarla arasındaki mesafeyi otomatik olarak koruyan adaptif hız sabitleyici, adaptif hız sabitleyicinin devrede olmadığı durumlarda öndeki araca ya da cisme tehlikeli şekilde yaklaştığınızda sizin yerinize fren yapan aktif fren sistemi, akan trafikte ilerlerken olası bir kazaya karışmanızı önleyen önden çarpışma önleyici, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, karşıdan gelen araçların gözlerini yormayıp size iyi bir görüş performansı sunan otomatik yanan uzun farlar, park yerinden çıkarken yanınızdan gelen araçları fark etmezseniz sizin yerinize fren yapan park asistanı ve daha birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği yeni Strian C4X'e sizleri bekliyor. Peki son dönemde dizel motorların birer birer kalktığı piyasada dizel, benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle tüm özelliklerini öğrenmeye başlayalım. Yeni Strian C4X'in kaputunun altında bizi şaşırtan motor seçeneği dizel oldu. Birçok farklı motor seçeneğini bünyesinde barındıran C4X'te benzinli motor seçenekleri sırasıyla 6 ileri manuel ya da EAT 8 ileri otomatik vitesle yönetilen 100 beygir güç, 151 Nm tork üretip 6 litre yakıt sarf eden 1.2 PureTech, 129 beygir güç, 170 Nm tork üretip 5.7 litre yakıt tüketen 1.2 PureTech, 153 beygir güç, 177 Nm tork üretip 6.4 litre yakıt sarf eden 1.2 PureTech benzinli motor seçenekleri arasında bulunuyor. Dizel motor seçeneğinde 1.5 Blue HDI motor yer alıyor. 109 beygir güç, 184 Nm tork üretip 4.8 litre yakıt sarf eden model ya da
129 beygir güç, 221 Nm tork üretip 4.8 litre yakıt tüketen dizel motorlar güç ve verim konusunda ön plana çıkıyor. Elektrikli motor seçeneğinde de farkını ortaya koyan C4X'te 50 kWh'lik bataryasıyla 136 beygir güç, 300 Nm tork üreten model yer alıyor. 220 km uzunluğunda menzile sahip olan bu motorda elektrikli sürüş deneyimi sizin için bekliyor. Yeni Citroen C4X şu an Avrupa'da 38.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Yeni Citroen C4X'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni C4X'i beğendim. Fakat satın alma tarafında ona bir şans vereceğimi sanmıyorum. Peki siz yeni C4X hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Citroen C4X hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.